Pickle'dan yüklemeler yapıyorum. Resize ediyorum veri setini. Fotoğrafları küçültüyorum. Çizdiriyorum. Şunları sürpriz olsun. Şimdi üretici ağın içi nasılmış onu görelim. Ne yapıyor? Bir resim alıyor değil mi? Şu resmi alıyor içine, soldakini. Onu önce encode edecek. Ondan sonra decode edecek. Aynı auto encoder gibi. Ama decode ederken aynı şeyi çıkarmasını amaçlamıyorum. Şu açık olanı çıkarmasını amaçlıyorum. Ama bunu amaçlarken GAN'ın kendi yapısında şey yok. İşte git üretici ağdan çıkan çıktıyı gerçek resme piksel piksel kıyasla, oradan loss al diye bir şey yok GAN'ın kendi yapısında. Encode, bottleneck'e geldim. Decode. Üretici ağın loss'u, yani şu an sadece ayıracağı birse ona göre, ayıracağın output'una göre loss hesaplayacak şu an. Ve her zaman bir olmasını denemeyeceğim. Aynen. GAN loss'u bu yani. GAN loss dediğimiz şey bu ve GAN'lar böyle train ediliyor. Ben başka bir şey yaptım, onu açıklayacağım. Orası ayrı. Tamamdır. Bu ayırıcı anlosu da sürekli 1-0'mış gibi label'ların o şekilde yine. Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bir fonksiyon yazdım, bana bir üretici ağ dönecek. O fonksiyonu çalıştırdım, bir üretici ağ elde ettim. Bir fonksiyon yazdım, bana bir ayırıcı ağ dönecek. Bu da sadece encode ediyor ve en sonunda doğrudur veya yanlıştır diyor. Classification yapıyor. Yani gerçektir veya sahtedir diyelim. Doğrudur veya yanlıştır değil. Summary'yi geçtim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi Keras'a diyeceğiz ki sen diyeceğiz iki tane network'e gideceksin. Bir tanesi bu network'lerin kırmızı network. Bu network'lerin başka bir tanesi mavi network. Kırmızı network, GAN network. Tamam. İşte bu GAN network'ün çıktılarını şu kırmızı label'larla benzer olmasını istiyorum. Mavi network'ün çıktılarının ise mavi label'larla aynı olmasını istiyorum. Kırmızı network'ün input'u rastgele vektör artı resim. Mavi network'ün input'u şuradan ürettirilmiş bir resim ve gerçek resim. Tamam. Şimdi Keras'ta böyle iki tane obje kuracağım. O yüzden bunu söyledim. Kırmızı objeyi de kuracağım, mavi objeyi de kuracağım. Şurada yarattıklarım, şurada discriminator yazdım, generator yazdım. Bu büyük şeylerin, büyük networklerin, kırmızı dikdörtgenin, mavi dikdörtgenin küçük parçaları içerideki. Bordo diyelim ve açık mavi diyelim. Tamam. Şu an yarattığım şeyler o küçük parçalar. Şimdi o büyük parçaları yazacağım. Küçük parça bu, küçük parça. Küçük parçayı bir compile ettim. Bunda. Şimdi büyük parçayı yazıyorum bakın. Create GAN. GAN dediğim şey şurada büyük kırmızı dikdörtgen. Ne diyorum? GAN diyorum sequential'dır. GAN'ın ilk modülü generator'dır. Ondan sonra kim modülü discriminator'dır. Ama diyorum GAN'ı eğitirken sakın discriminator'ı update etme. Yani gidip de şu dolu kırmızı dikdörtgeni eğitirken, ona destek olurken bir yandan maviye köstek olma. Maviye hiçbir zaman köstek olmak istemiyoruz. İkisini de eğitmek istiyoruz. O yüzden bu büyük kırmızı dikdörtgende mavi modül, küçük modül, mavi küçük modül eğitilmiyor, donuk.
Büyük kırmızıyı yaptım şu an. Şimdi de o maviyi de yaparız. Onun için ayrı bir şey yazmamış mıyım? Evet, yazmamışım. Şuradaki mavi eşittir, yani aynıdır. Şuradaki küçük mavi modül. O yüzden ona ekstra bir fonksiyon yazmadım. Başka hiçbir içeriği yok çünkü. Direkt aynı şeyler. Şimdi bir train fonksiyonu yazıyorum. Gun'ın inputları kapatılmış resimler var. Şunlar. Gun'ın label'ları diyorum. Hepsi bir olsun. Yani burada ne demiş oluyorum? Şurada soru işareti vardı. Diyorum ki soru işareti bile olmasın. Şeye destek bile olsun yani. Onda bile sıkıntı yok. Kıyak geçiyoruz yani. Discriminator Network'e. Ondan sonra Discriminator'ın input'u şu anlık hiçbir şey yok. Generator ürettirdikten sonra olacak. Discriminator'ın label'ları hepsine bir zero desin diyorum. Hepsine sahte desin. Ondan sonra diyorum ki yok. Gerçeklere bir desin. Gerçeklerin de şey olduğunu garanti ediyorum. 64'ten sonrakilere ben gerçek fotoğrafları koyacağım. Epoch açıyorum. Batch açıyorum. Generator diyorum. Küçük modül. Üretsin. Kapalı resimleri alsın. Ondan açılmış, açılmasını amaçladığımız resimleri output versin. Nasıl diyorum ki 2 epoch'ta bir discriminator'a iteceğim. 2 epoch'ta bir, o yüzden discriminator'ın label'larını güncelliyorum ve input'larını. 2 epoch'ta bir discriminator'a input assign ediyorum ve discriminator'ın label'ını sıfıra eşitliyorum. O şeyler için, generator predict'ler için. İki label'dan birinde bunu yapıyorum. Generator'ın ürettirdiklerine sıfır desin diyorum. Diğer epoch'ta tek kat olan epoch'larda ne yapıyorum? Gerçekten bir resim alsın. Bu sefer onlara bir desin. Diyelim ki birinci label'da gerçek resimler alıyor. Bir diyor discriminator. Öyle amaçlıyoruz. Öyle label koyuyoruz. İkinci epoch'ta geliyor, generator'a bir şey ürettiriyor. Ürettirdiğine bakarak ona yalan demeyi amaçlıyor. Discriminator'ın eğitimi bu şekilde olacak. Şurayı geçelim, sonra bahsedeceğim. Discriminator'a eğittim bakın. Discriminator input, discriminator label. Gun train, yani şu maviyi eğittim. Şimdi bir de kırmızıyı eğitelim, gun train. Gun input, kapalı resimler ve gun label. Gun label neydi? Hepsine bir desin. Ha pardon, hepsine dememişim. 64, yani sadece generator'ın ürettikleri. Gun'ı da böyle eğittim. Şuraya geleceğim. Buraya kadar sorusu olan var mı? Şu an tekrar Gun'ı eğitiyoruz. Discriminator'ın update'ine göre. Değil mi? Şu an yaptığımız şey. En son Gun'ı eğittim. O kısmı kaçırdım. Şunu lütfen okumayın. Böyle bir şey yok gibi düşünün. Şunu da aynı şekilde. Aşağıdaki Gun train on batch. Nerede o? O. Şu mu? Ortasında. Evet. Bu şu büyük mavi olan şunu kalınlaştıramıyor muyum ya? Şöyle çizeyim. Şu bordo fırçayla çizdiğim network'ü bir eğitme adımı. O son satır. Anladım. Ve eğitirken de yine o bordo fırçayla çizdiğim label'lara bakıyor. Anladım. Bu. Bir de mavi olan var.
O satırda şunu eğitmeyi amaçlıyor, şu label'larla. Başka sorusu olan? Şu, ya kusura bakma, ben anlayamadım. Şu her iki epokta yaptığı şey, o kısım biraz net değil. Şöyle. Şu mavi olan var ya. O network var ya. Bordo ile şu an hiç işim yok. Onu takma. Mavi olan diyorum. Diyelim birinci epokta. Yani epok tek katsa, ikinin katı değilse gitsin alttan alsın. Alttan mı? İkinin katı değilse gitsin gerçek örneklerden alsın. Şöyle yazayım. Anladım, tamam. Diğer türlü ikinin katıysa gitsin şuradan alsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam, bir gidiyor gerçekten alıyor. Onlara bir demeyi amaçlıyor. Başka bir epokta gidiyor. Sahtelere sahtedir demeyi amaçlıyor. İpok ipok. Başka? Üretici ağı tam nerede ekledik ya? Ben de çok karıştırdım sıra olarak. Nasıl... Bordo'ya küçük kırmızıyı ne zaman mı ekledik diye soruyorsun. Yani onu şeyden önce mi ekliyoruz? Hangi aşamada train ediyoruz tam olarak? Ha, train etmemizi mi soruyorsun? Evet, ne zaman evet. Train ediyoruz? Büyük bordoyu ne zaman train ettiğimizi soruyorsun değil mi? Küçük bordo yok. Üretici ağı. Bak, büyük bordoyu train ettiğim zaman ne oluyor? Onu bir düşünelim. Büyük bordonun şurası donuk, doğru mu? Hı-hı. Onu dondurduğumu söylemiştim. Backpropagation geliyor bak. Büyük bordodan geliyor. Ta buraya kadar geliyor. Burada da bir network var. O yüzden büyük bordoyu eğittiğim an küçük kırmızıyı eğitmiş oluyorum. Kodda bir gösterebilir misin? Hangisi, hangi, nerede? Gun, şu gun dediğim bordo olan. Discriminator dediğim mavi olan. Anladım. Bu gun'ın bir de içine gidelim. O küçük kırmızıyı da gör. Bak gun'ı yaratırken küçük kırmızıyı eklemiştim gun'a. Backpropagation ta şuna kadar gidecek. Ve bunu da eğitecek. Anladım, tamam. Tamam. Başka? Daha genel bir soru olacak da bu deep convolutional GAN diye geçen, yani normalde bildiğimiz bu GAN değil mi? Yani aralarında bir fark. Bazen öyle de yazılıyor. Hani farklı bir model mi bilmiyorum da. Ya DC GAN, şimdi GAN ilk propose edildiği zaman işte convolution ne yapalım falan filan propose edilmemişti. Sadece şu yapı propose edilmişti. Hı-hı. Onun convolution içereni DC GAN dendi. Facebook Hı-hı. yaptı ilk. Ben şöyle şunu kaçırdım. Şu anda biz genel ağdan, yani bordo ile çizdiğimiz en dıştaki ağ ile zaten üretici ağı da train etmiş oluyoruz. Çünkü verdiğimiz label'lar sebebiyle. Sonra üretici ağın weight'lerini değiştirdik. Yani train ettik yani. Yeni prediction yapıyoruz. Sonra bu prediction'ın sonuçlarına göre tekrar yeni label'ı oluşturup ayırıcı ağı train ediyoruz değil mi? Evet. Sıra sıra. Bir onu bir onu. Evet, bunu kodda tam olarak şey yapamadım. Şu an çünkü discriminator. Evet. O... Bakalım ilk hangisi train oluyor mesela? Aynen, öyle sıra sıra geçsek çok süper olacak. Bak, önce discriminator train olmuş. Generator'ın predict'i ilk başta yapılıyor. İlk başta şuradan bir predict alınıyor. Hı, tamam. Tamam, discriminator train oluyor. Ondan sonra şundan bağımsız bak. Generator'ın ilk üretiminden bağımsız. Ta bir daha baştan üretim yapılıyor. Tüm bordo baştan çalıştırılıyor. Tüm bordonun forward'ı baştan yapılıyor. Ondan sonra oradan bir daha loss hesaplanıyor. Yani şöyle özetleyeyim. Maviyi eğitirken küçük kırmızıyı çalıştırmak artı maviden eğitim yapmak. Küçük kırmızı forward'ı artı mavi forward ve backward'ı var. Büyük bordoyu eğitirken
Bordo forward'ı ve Bordo backward'ı var. Anladım. Teşekkür ederim. Başka? O zaman başka yoksa o en son açıklayacağım kısma geliyorum. Şimdi GAN'da mod collapse denilen bir şey var. Onu da şuradan görelim. Şimdi diyelim ki mnist'in sayılarını üretmeye çalışıyor olalım. Tamam mı? Şurada gördüğünüz şeyler o encode ettikten sonra bottleneck'te olan bir vektör var ya, o vektörün görselleştirilmiş hali bu. Tamam. Ve koyu gördüğünüz yerler şey demek. Bir kere önce şeyi söyleyeyim. Bir kare içinde, bir resim içinde şurada bir dataset'in encoding'ini görüyorsunuz. Ve dataset'te kaç örnek bir yere yoğunlaşmışsa o yeri o kadar koyu görüyorsunuz. Tamam. Mesela diyelim ki şurada koyu olan nokta atıyorum 0.4'e 0.2 olsun. Bu demektir ki bir sürü resim benim datasetimde 0.4'e 0.2 olarak encode ediliyor. Koyu olması o demek. Tamam. Şimdi mod collapse de şu. Ben network'ümün nasıl encode etmesini isterim? Tüm sayıları ayrı ayrı encode etmesini isterim, değil mi? Biri ayrı encode etsin, ikiyi farklı encode etsin, üçü, üç rakamını, rakamının resmini ayrı encode etsin. İşte öyle olsa network'ümün encodinglerinde göreceğim görselleştirme bu olur. En mükemmel yani görselleştirme bu. Her rakam farklı bir yere encode ediliyor, oraya doğru kümeleniyor. Mod collapse olursa ne oluyor? O zaman network'üm nasıl encoding yapıyor? Üretici ağ olarak düşünün bunu. Veya şey gibi de düşünebilirsiniz. Ayrıcı ağa gelen örneklerin çizimi encode edilmiş hali gibi de düşünebilirsiniz. Bir mesela bir rakamını şey yapmaya başlıyor generator. Bir rakamını eğitmeye çalışıyor. Eğitim yapılıyor, yapılıyor, yapılıyor. Ondan sonra generator kaçıyor, iki rakamını eğitmeye başlıyor. Eğitim yapılıyor, yapılıyor. Generator kaçıyor, yedi rakamını yapmaya çalışıyor gibi. Modlardan, yani rakamlardan sadece bir tanesine gidiyor. Bir moda collapse ediyor. Olay bu. Biz bir moda collapse etmesini istemiyoruz. Tüm modları üretmesini istiyoruz. Ki collapse ettiği mod bir rakam bile olmayabilir. Saçma sapan bir resim de olabilir yani. Bana işte bu oldu bu eğitimi yaparken. Ben de bir şey daha ekledim GAN'a. O sayede kurtardım. Nasıl yaptım? Şurada dedim ki bordoyu eğiteyim güzel, maviyi eğiteyim güzel. Artı dedim. Bir de gideyim turuncuyu eğiteyim dedim. Turuncunun label'ları ne olacak? Şu girdi siyahla kapatılmış resim ya. İstediğim target da gerçek resmin ta kendisi. Demiştim ya GAN'da piksel piksel üstüne konulmuyor. Onu işte yaptığım zaman mod collapse'den çıktı network. Onu ekledim yani. Üretici ağın çıktısını alıyor. Karşılık gelen gerçek resimle üst üste koyuyor. Piksellerin farkına bakıp üretici ağa loss yazıyor. Böyle olunca her resme aynı sonucu çıkartamıyor üretici ağ. Çünkü öyle yapmaya çalışınca loss yiyor devamlı. Ama bu mekanizmayı kurmadığım zaman GAN'ın ne denir? Stabil bir eğitim metodu olmamasından kaynaklı mod collapse yaşadım. O yorum satırlarını da açayım. Bakın generator bu. GAN değil. Generator label. Gerçek resimler. Gerçek resimlerin ta kendisini label olarak alıyorum. Generator loss da generator'ı train et,
GAN inputlarını ver. Normal GAN'ın inputları neyse onu generator'a verebilirsin. Kıyaslarken generator label'la kıyasla. Şimdi train fonksiyonunu çalıştıralım. Bir autoencoder oldu o zaman. Değil mi şu an generator? Autoencoder, evet. Ama şeyi vurgulayayım. Hani inputla output tam aynı değil. Inputla istenilen target tam aynı değil. Ama neredeyse aynı, evet. Bir segmentasyon autoencoder'ı gibi bir şey yani. Aslında sanki conditional GAN'a dönmüş gibi. Tabii bu yani konu. Evet, generator'a da bir label veriyorsun. Şey, target veriyorsun. Aynen. Conditional hale getirmiş oluyorsun mod collapse engellemek için. Ya aslında conditional şu. Şimdi ben bu rastgeleyi vermedim burada. Conditional'da şöyle diyelim. Conditional olmayan da sadece rastgele vektör veriliyor. Tamam mı? Evet. Condition etmek demek bir şart vermek demek network'e. Şu şartla üretim yap. Bak o şart bu bende. Aynen. Kesinlikle. Tamam. Diyorum ki bak şu ağıza uyumlu olacak bir şey, yani şu ağızı ben sana condition olarak veriyorum, ona göre üret. Ağızı işte elimeli. Conditional olmaması için şöyle yapmam lazımdı. Evet. Ki mümkündü yani. Evet. Sadece benim buradaki amacım kapalı yüzleri açmak. O baştan yüz üretmek değil. O yüzden öyle yaptım. Anladım. Onun dışında sorusu olan yoksa 15. POC'da falan kapatırım. Oradaki sonuçları gösteririm size. Benim hani şurada elde ettiğim sonuçlar 50. POC'da falan geliyor. Eda, data augmentation yapacaksak mesela GAN'ı o şekilde kullanacaksak o zaman rastgeleyle mi başlamak daha mantıklı oluyor? Yani data augmentation training sırasında yapılan bir şey olmadığı için. Düşün ki mesela böyle resimler var. Mesela şu üçlü var değil mi? Daha doğrusu dataset'in kendi içinde şu ikili var. Data augmentation ne demek? Şunu al, kopyala. Sadece rotate et mesela. Yok veya... şey dedim aslında. GAN'ı data augmentation için kullanmak istersek eğer. Yani yeni image generate. Sentetik bir yere üretmek. Aynen sentetik bir yere, ben de onu merak ediyorum. Yani diyorsun ki bir resim vereyim. Ne çıksın o resimden sonra? Yani biraz farklı halleri oluşsun istiyorum mesela data frame artırmak için. O zaman nasıl bir architecture kullanmak gerekir? Yani şöyle. Şey diyebilirim mesela, atları zebralara dönüştüren bir şey var, biliyor musunuz? Bilmiyorum. Cycle gen. Atı alıyor, zebra yapıyor, conditional. Ondan sonra zebrayı alıyor, tekrar ata çevirmeye çalışıyor. Hani bu metot mesela şeyi yakın. Hani benzer şeyler çıkartmak için iyi olabilir. Ama siz söyleyeceğinizi söyleyin. Ben benzer bir problemle uğraşıyorum. Yani veri setim şu an aşırı derecede dengesiz. Imbalanced. Ve imbalanslığı ortadan kaldırmak için sentetik görüntü oluşturuyorum. Yani orada yaptığım, izlediğim yol şu. Spesifik tüm veri kümeme göre eğitilmiş bir GAN var. Generative Adversarial Network var. Onu bir kere eğittikten sonra conditional olarak rastgele latent vektörler oluşturuyorum. İstediğim sayıda. Ama bunu sadece train'e ekliyorum. Ürettiklerimi. Yani train setimi genişletmek için yapıyorum. Validasyon ve test için o sentetik görüntüleri, sentetik imajları eklemiyorum. Yani Smooth'un bir versiyonunu yapıyorum ama GAN'ı orada eğitmiyorsun artık bir daha. Sadece freeze bir şekilde eğitim öncesinde bir tane augmented veri seti oluşturmak amacıyla, train eğitim seti oluşturmak amacıyla yapıyorum. Yani bu çok mümkün bir şey ama oradaki sıkıntı şu. Ahmet'in biraz önce bahsetmiş olduğu o mod collapse olayına düşmemek lazım.
Çünkü mesela veri setin zaten dengesiz ve conditional gun'ı düzgün bir şekilde eğitemezsen o dengesizlik tek bir sample'da, tek bir dağılımdan sample üretmeye dönüşüyor. O tuzağa düşmemek lazım. Ya ben onu şu anda aktif olarak kullanıyorum. Ben malware üretiyorum. Gun'lar kullanarak. Bir malware data setinde dengesizliği çözmek için uğraşıyorum. Malware'in imaj dosyalarını elde ediyorum. Byte görüntülerini elde ediyorum. Bunu da gun sayesinde yapıyorum. Ya kullanımı basit ama eğitim kısmı direkt Ahmet'in anlattığı gibi. Onun dışında o gun'ı dondurup sadece batch'ler halinde latent space'ler, random dağılımdan latent space'ler oluşturup o ilgili condition'la, ilgili sınıfla üretiyorsunuz ve ekliyorsunuz. Şu olur mu mesela? İstediğin şey böyle mi? Yani medical image için ben yapmak istiyorum da datasetim az olduğu için. Yani düşünüyorum daha doğrusu ne kadar faydalı olur diye. Tümör mesela, tümör mü bilmiyorum da. Ağız içi lezyonları var. Lezyon. Lezyonları var. Mesela sınırlarındaki girintileri, çıkıntıları böyle azıcık değiştirmek. Evet, değil mi? Böyle şeyler. Yeri değişebilir. Ne bileyim. Bu style gen diye bir şey var. Karmaşık bir şey. Burada anlatmayayım. Ama şurada ekstra bir noise ekleniyor. Üretim sürecinde. Generator gibi düşün bunu. Generator üretiyor. Her bir layer'da bir noise ekleniyor. Bu noise'u değiştirerek sen şey yapabiliyorsun. Üretilen resmin bazı niteliklerini değiştiriyorsun. Şurada yapılan şey o değil de. O başka bir şey. Yani yine aynı network'le başka bir trick bu. Noise'u göstereceğim. Bak. Noise'u az tutunca şu sağdaki çıkıyor. Veya tam tersine. A, noise is applied to all layers. B, no noise. Bak, noise yokken bu oluyor. Noise varken bu oluyor. Ve noise'u değiştirdiğin zaman mesela şuradaki kıvrığın yeri değişiyor mesela. O rastgele bir şey ya normalde. Öyle farklılık yaratabiliyorsun. Yani senin veri setinde de işe yarar. StyleGAN paylaşılıyor. Yani internette şeyi var. Onu detaylı kullanarak halledebilirsin. Tamam, bak, şurada da şey var. Noise'u değiştirince olan etki. Evet, saç yapısı yani. Farklılığını görüyor musun? Aynı bunun gibi düşünebiliriz. 50. epoka gelmiş. Gösterelim. Epoch 50. Test setinden alıyorum. O zaman böyle yaklaşacağız. Girdiler üsttekiler. Olması gerekenler ortadakiler. Çıktılar alttakiler. Bu tabii nasıl bir gun? Yani çok iyi bir gun değil. Ama neler görebiliyoruz? Öncelikle her yüzde bir şeyi buluyor mutlaka. Ve yüzlerin dönmelerine de bir miktar ayak uydurabiliyor. Şu kadına yapamamış mesela. Ama şu kadının bakış açısıyla şununki farklı, bu adamınki farklı. O tarz şeylere biraz ayak uydurabilmiş. Farklı ışık yapılarına. O bakımdan başarılı. Ama tabii çok çok daha iyi gunlar var. Şurada da gördüğünüz gibi. Bunlar yani gun çıktılar hep. Böyle insanlar yok. Conditional da değil bu arada bu. Yani direkt rastgele. Gun da böyle. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet. Şimdi gun dedik ya, piksel piksel bakıp karar vermiyor çıktıların doğru olduğuna. Evet. Peki ne yaparak karar verebiliyor iki resmi? Nasıl karşılaştırıyor? Yani diyorsun ki üreticiye nasıl öğreniyor piksellere bakmadan? Aynen. Şuna göre yapıyor. Diyor ki, ya diyor ben bir resim ürettim. Resim A diyelim. O ürettiğim resme ayrıca güzel dedi. Bir de resim B'yi ürettim. Ona kötü dedi. Yani kötü derken şeyi demek istiyorum. Ayırt edebildi. D
Diğerini ayırt edemedi. O kadar güzel ki ayırt edemiyor. Ayıracağı. Oradan öğreniyor. Diyor ki, ha demek ki A resmi güzelmiş, A resmindeki gibi üretim yapmam lazım. Peki ayırıcı nasıl öyle diyebiliyor? Ayırıcıya da diyorum ki iki tane resim alacaksın input olarak. Fit etmeni istediğim şey şuradaki label'lar. Bir süre sonra, ya bir süre sonra bile değil. Aslında başta ayırıcı A için çok kolay bir iş. Çünkü başta üretici A şu kadar güzel şeyler üretmiyor. Başta üretici A'nın ürettiği şey şöyle bir şey yani. Rastgele, saçma sapan bir şey. Bununla şunun arasındaki farkı ayırıcı A çok kolay anlayabiliyor, fit edebiliyor. Ne zaman ki üretici A iyileşiyor, o zaman ayırıcı A'nın işi zorlaşmaya başlıyor. Anladım, teşekkürler. Generator train etmeseydik sence sonuçlar nasıl olacaktı? Yani deneyebilir miyiz ya da yani ben bilmiyorum şu an. Deneyelim. Sanki hani onu eğitmesek de hani sonuçta bütün benim hala şey. Umudum var diyorsun. Evet çünkü genel network'te eğitiyoruz yani onu. Az önce söylediğin şekilde olduğu gibi. Gel şimdi onu da yapalım. Aynen onu da. Ama modellerimizi de baştan açalım. Keşke olsa. Ben isterim. Ben çok istiyorum şu an. Bakalım. Nerede bu? Print'te. Evet. Şu kod zaten compile ettikten sonra geri almamda bir sıkıntı yok. Bu arada gun loss ve discriminator pardon. Onun loss'unu da böyle altta takip edip bir öncekinde mesela şeyler olmuş sanırım. Böyle ani çıkışlar falan var. Onun sebebi ne? Ha, sürekli farklı prediction yapıyor. Çünkü. Şöyle, burada loss'un giderek azalmasını istemiyoruz. Ona çok dikkatli olun. Loss'lar ikisi de, yani gun loss'ta, discriminator loss'ta bir artacak, bir azalacak. Bir artacak, bir azalacak. İstediğimiz şey o. Çünkü bir discriminator'ın yenmesini istiyoruz, bir generator'ın. Hmm. Eğer birine doğru azalırsa gitti demektir, node collapse. Yani eğitim çok erken converge etti. Ve ikisi de bir şey öğrenemeden bir local spot'ta takılıp kaldılar. Devamlı oscillation görmek istiyoruz. Ve o oscillation'lar böyle çok üst seviye olsun istemiyoruz. Biraz daha ne kadar, yani ne kadar sıkışık olursa o kadar iyi bizim için. Evet, çünkü gun'ın loss'u şeyi, generator'ı düzeltecek. Discriminator'ın loss'u da daha iyi olmasını sağlayacak. Evet, yani aynen. Çok çok mantıklı. Her şey çok mantıklı geliyor. Ve şu an aslında güzel gidiyor diyebilir miyiz? Hayır, discriminator artıp azalmıyor. Bak şuralar güzel. Oscillation var. Evet ama discriminator son zamanlarda bak, çok discriminator loss azalmaya başladı. Yani discriminator loss evet. Hiç artmıyor. Bakalım mesela. Yok, bir artmış sanki sonda. Bir artıp azalmış. Daha en sonda arttı. Güzel. Şu an ümidim biraz daha arttı. Senin notebook'taki yani önceki train sonuçlarına baktığın zaman da benzer sonuçlar görüyorum. Bakalım burada mesela çıktı nasıl? 15. epoch'un şeyini görüyor musun? 15. epoch'unu görüyor musun? Sen 15'te durdurmuşsun. Aynen. 15'te durdurdum. 15'in çıktısını da görüyorum şu an. Bakalım nasıl olacak? Çok iyi. Ah be. O olsan çıktı sandım. Bak. Hayır. Bak sen bu bir mod mesela. Nasıl bir mod? Hiçbir yüz değil ama discriminator kandıran bir mod. Evet. Yani lokal bir moda kaldık gibi bir şey oldu yani şu an. Aynen. Biz daha çok bizimkine yakın modunu tercih etmesi için de ayrıca bir orada loss yükledik generator'a. Aynen yani öyle. Çok hepsinde mantıklı. Aynı çıkartabiliyor şu an. Evet. Bir daha pixel wise loss yemediği için.
Orada yapılıyor. Evet ya, böyle de nasıl kandırdı network'ü? Şu an çok şey oldu. Evet ama evet, sanki böyle gözleri falan. Bu şeyin de kanıtıdır yani arkadaşlar. Nöral network'ler ne kadar kolay kandırılabilirin kanıtıdır. Şuna adam gerçek diyor bak. Şu alttaki satırın hepsine gerçek diyor. Bu zaten adversarial network ya. O adversarial network'ler önceden, bu GAN çıkmadan önce sadece kandırmak için kullanılıyordu. Ondan sonra üretim için kullanılmaya başladı. Goodfellow'un yaptığı o yani. Hatta şey, bu tişört olayı vardı adversarial network'le. Şey, normalde aynen. İnsan tanıyabiliyor ama tişörtle onu tanımıyor. Yani nesnet alma çöküyor. O bir adversarial example mesela. O tişörtteki resmi bir network bulabilir. O zaman o network adversarial bir network olmuş olurdu. Peki genellikle generator train etmek için bu tarz bir yöntem mi uygulanıyor? Yani direkt verdiğimiz input'un aynısını mı label olarak verip generator train ediyoruz? Total bir yöntem içinde. Yani GAN yapısını kullandığımızı varsayıyor musun? Yoksa başka evet, bir yöntem? Evet, kullanıyoruz. Yo, aynı şekilde devam ediyoruz. Label'larımızı hep böyle koymuyoruz. Wasserstein GAN var. Orada 1-0 demiyor, puan veriyor. İşte çok iyi, az iyi gibi şey. Continuous puanlama yapıyor. Benzerliğine göre mi? 0.3. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yok, puanlandırmayı nasıl yaptığını anlamadım. Gerçekse 1. Gerçek değilse 0. Ama arayı da veriyor. Anladım. Orada başka şartlar da var da oraya girmeyelim şimdi. Ama çok zor bir şey değil yani. Çok kolay bir şey. Anladım. Bana onu araştırdım. Teşekkür ederim. Çok aydınlandım yani. Sağ olun. Başka sorusu olan yoksa burada kapatabiliriz. O zaman bu benim son haftam. Size şey, derse girdiğim. Size teşekkür ediyorum.